PHP MyAdmin, MySQL veri tabanını yönetmek için hazırlanmış bir arayüzdür. Bu arayüz sayesinde çok kolay bir şekilde veri tabanı oluşturabilir. Onun içerisinde istediğiniz tablolar oluşturabilir. Tablolar üzerinde yeni kayıtlar girebilir. Mevcut kayıtları güncelleyebilir ve silme işlemlerini çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Normalde bunların hepsini kodla yapabiliyoruz ancak PHP MyAdmin ve benzeri birçok program sayesinde biz rahatlıkla bu işlemleri yapabiliyoruz eğer mamp kullanıyorsanız mamp'ın giriş ekranından wamp server kullanıyorsanız wamp server'ın giriş ekranından direkt phpmyadmin'e ulaşabilirsiniz ben mamp kullandığım için phpmyadmin seçeneğine tıklıyorum ve direkt karşıma phpmyadmin ekranı geliyor phpmyadmin ekranında sol tarafta hemen logonun altında mevcut olan veri tabanlarım görünüyor sağ tarafta ise yapabileceğim işlemler listeleniyor Şimdi ilk olarak burada yapmak istediğim şey, yapmam gereken şey eğer yeni bir projeye başlıyorsam o proje için bir veri tabanı oluşturmaktır. Veri tabanı oluşturmak için hemen sağ tarafta açılış ekranının sağ tarafındaki MySQL Localhost bölümünden yeni ve yeni veri tabanı oluştur kısmına veri tabanımın ismini yazıyorum. Veri tabanımın ismi PHP proje. Karşılaştırmasının ne olacağını buradan seçebilirim. Ben seçeceğim buradan UTF-8 Türk C'yi seçeneğini yapıyorum. MySQL bağlantı karşılaştırması da yine aynı şekilde tanımlansın. Türk iş, C olarak tanımlıyorum. Ee, ki Türkçe karakterlerde herhangi bir problem çıkmasın. Hemen veri tabanımın ismini tekrar yazayım. PHP proje ve oluştur dediğim anda sol taraftaki ekranın değişini göreceksiniz. PHP proje isminde yeni bir veri tabanı oluşturuldu ve otomatik olarak o veri tabanı içerisine girildi. Şimdi veri tabanı içerisinde farklı tablolar oluşturabiliyorum. Örneğin ben yeni bir tane tabloyu oluşturacağım. Bu tabloda ne olsun? Hesaplar. Hesaplar isimli bir tablo oluşturuyorum ve bu tablonun alan sayısını 3 olarak belirliyorum. Yani 3 tane sütun olacak. 3 farklı bilgi olacak bu tablo içerisinde. İsim ve alan sayısını girdikten sonra git butonuna basarak bir sonraki ekrana geçiyorum. Bir sonraki ekranda da bütün bu alanların, yani üç tane alanın neler olacağını detaylı bir şekilde tanımlıyorum. E, PHP'de herhangi bir tablo oluştururken mutlaka mutlaka ilk alanımız ID olmalı. Yani e, tekrar etmeyen bir bilgi, özel bir bilgi, sıra numarası gibi düşünebilirsiniz. Bunun türü ne olacak? VARCHAR dediğimiz her türlü karakteri içeren bir veri tipidir. E, bu ise sadece rakamsal bir değer olduğu için int seçimi yapıyorum. Uzunluk değerini standart değerini alması için boş bırakıyorum. Varsayılan karşılaştırma gibi seçeneklerini boş bırakıyorum. Sadece indeks kısmından bunun ana ee, şey olduğunu, indeks olduğunu, ana değer olduğunu ve auto increment seçeneğini de işaretleyerek otomatik olarak her bir kayıtta artmasını da buradaki seçeneği işaretleyerek sağlıyorum. İkinci alanın başlık olsun. Başlığın türü varchar olsun ve uzunluk değeri 200 karakter olsun. 200 karakter uzunluğunda olacak diyorum. Maksimum değerini veriyorum. Daha sonra son olarak yazar diyorum. Yine varchar bu sefer 100 karakterlik bir maksimum uzunluğu olsun diyorum. Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra karşılaştırma bölümünden yine UTF-8 Türk CI seçiyorum ki Türkçe karakterlerle de desteklensin. Ve bütün bu işlemleri yaptıktan sonra kaydet butonuna basarak Yeni veri tabanımı oluşturmuş oluyorum. Artık bu veri tabanı içerisinde id, başlık ve yazar diye farklı bilgiler var. Peki yeni bir ee, bilgi eklemek için bu veri tabanı oluşturdum. Bu tabloya bir veri girişi yapmak için ne yapıyorum? Hemen yukarıdan ekle. Ekle sekmesine geliyorum. Ve başlığı deneme. Bu bir deneme yazısıdır. Diye içeriğini de yazdıktan sonra git diyerek bunu kaydediyorum ve kaydettikten sonra göz at butonuna basarsanız şu an tablomda tek bir satır var. ID'si otomatik olarak verildi ve her eklenen artık artarak devam edecek. Hiçbirisi aynı olmayacak. Çünkü bunların hepsini başta tanımlarken belirledik. Başlık deneme ve içeriği de bu bir deneme yazısıdır şeklinde tanımlanmış oldu. Yani PHP MyAdmin kullanarak bir tablo oluşturdum. Öncelikle bir veri tabanı oluşturdum. Bu veri tabanından sonra hesaplar isimli bir tablo oluşturdum ve bu tablo içerisine de bir tane değeri çok rahat bir şekilde girdim ve bunların hepsini yaparken de hiçbir şekilde yani PHP MyAdmin kullandığım için hiçbir şekilde kod yazma ihtiyacı duymadım.